Alerjiye geçelim isterseniz. Alerjide bitkilerle tedavi mümkün mü yine aynı Tabii şekilde? tabii. Neyi önerirsiniz? Alerji maalesef nedir? Hızla yayılıyor. Mesela Avrupa'da daha yaygın. Neden? Onlar eskiden çok ilaç kullandıkları için orada daha çok. 80 milyon Almanya'da 30 milyon kişide alerji var. Türkiye'de de aşağı yukarı 10 milyon kişide alerji var. Kimisi yumurta yediğinde kaşınır. Bazıları dışarı çıktığında polen yani polen, bitkiler evet. Çiçek açmaya başladığında burnu kaşınmaya, gözleri kaşınmaya, burnu akmaya başlar. Tozdan olabilir. Evet toz. Efendim kedinin köpeğin kılından, evde kuş varsa tüyünden vesaire çeşit çeşit veya akarlardan çeşit çeşit alerji türleri var. Bu alerji türlerinin hepsinin tek bir sebebi var. Vücudumuzda bir histamin kortizon dengesi var. Mast selin dediğimiz ana hücreler histamin, böbrek üstü bezeleri kortizon salgılar. Metcezir gibi bir o bir bu devreye girer vücudumuzda. Fakat bağırsaklarda biraz önce söylediğim gibi faydalı bakteriler azalmış, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalmışsa zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu çakmak gazı dedim, bataklık gazı, etan, metan, bütan, heksan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkoller. Zehirli alkol dediysen basit bir alkol değil. Mesela metil alkol. Duyarsınız Marmaris'te, Bodrum'da vesaire. Turistler sahte alkol içti, merdiven altında üretilen öldü veya zehirlendi. Neden? Metil alkol. Kör eder veyahut da öldürür, zehirler. İşte bu en tehlikeli alkolleri üretir. Bağırsaktaki mantarlar. Kimyasal kullanırsanız faydalı bakteri yok olur. Mantar çoğalır. Mantar da toksik madde üretir. Bunun üretmiş olduğu toksik madde nedeniyle kalın bağırsak yağlanır, kendini korumak için. Yağlanır, yağlanır, yağ tabakası oluşur. Yağlanırsa ne olur? İnce bağırsak yeterince enzim salgılayamaz. İnce bağırsak 3,5-4 litre enzim salgılar. Bu enzimlerden biri de DAO, diaminoksidaz. Bu enzim azaldığı zaman ne olur? Histamin yükselir. Histamin yükselirse bronşlar, damarlar, hücreler sertleşir, sertleşir. Hücre içerisinde vitamin, mineral, enzim akışı azalır. Beyin hücrelere sürekli emir eder. Hücre büyüsün diye hücrenin yapısı, dokusu bozulur, alerji ortaya çıkar. Evet. İşte alerjiye karşı dünyada en etkili bitki nedir? Hamemelis virginiana, cadı fındığı deriz veyahut da aloe vera.